Mesela Can Deniz, Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Çünkü Feyza Aktan öyle bir röportaj yaptı ki, valla ben şahsi olarak kendim şahsen inandım. Fakat Seren dedi ki asla öyle bir kadın değil. Çünkü benim elimde öyle doneler, öyle sesli mesajlar ya da neler var dedi. İzleyin, hak vereceksiniz ve bize yazanlar da hak verecek. Olay. Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan sonunda konuştu. Oğlum için sustum dedi. Cevap eski bakıcısından geldi. Haber hiçbir yerde yok. Bize fiziksel şiddet gösteriyordu çünkü. Kuzey'in bakıcısı olan Naz yüzünde ve vücudundaki izleri gösterdi. Darp edildim. Kuzey'le sokaklarda kaldım diyerek gündemi alt üst edecek iddialarda bulundu. Kuzey sürekli 24 saat benimleydi, ilgisi yoktu, böyle anne sevgisi yoktu hiç. Kim haklı? Özcan Deniz mi? Kim yalan söylüyor? Feyza Aktan mı? Eski bakıcısı mı? İşte söylemezsem olmazın gündemi sarsacak özel haberi. 2019 yılında boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Eski eşler arasında devam eden velayet ve şiddet davası gerilimi günden güne artıyor. Oğlu Kuzey'i doğum gününde göremeyen Özcan Deniz adeta Feyza Aktan'a savaş ilan etti. Eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ulaşmak istediniz, ulaşamadınız sanırım bugün. Evet. Arkadaşlar. Dilekçeyi ne olarak, ne hakkında verdiniz dilekçeyi suç duyurusunda? O bizde kalsın. Teşekkür ederim. Sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Aktan'ın kötü anne sendromu yaşadığını iddia etti. Evet Özcan Bey, bilgi alamıyorum dediğiniz oğlumdan. Ulaşamıyor musun? Oğlumuz nereye ulaşamıyor? Çünkü kontak alamadım. İşte... Özcan Deniz'in ard arda hamlelerinin ardından neden sessiz kaldığı merak edilen Feyza Aktan sessizliğini bozdu. Hürriyet gazetesinden Suat Filiz'e konuştu. Malum velayet davası ve hakkındaki iddialara cevap verdi. Özcan Deniz'in oğlunu göremediği iddiaları için iyi niyetinin suistimal edildiğini ileri sürdü. Niyetini aldığı karşılıktan dolayı yasaların sunduğu çerçevede kalacağını dile getirdi. 10 gündür haber alamama söyleminin ise gerçek dışı olduğunu söyledi. Bugüne kadar neden cevap vermediğini olgunluk bana düştü diyerek açıkladı. Sessizliğini koruyacağını da ekleyen Aktan sürecin kontrolden çıktığını vurguladı. Medya hastası olduğu iddiaları içinse Özcan Deniz'e sitem etti. Feyza Aktan'ın açıklamaları magazin basınına damga vururken söylemezsem olmaz yine gündemi değiştirecek bir habere imza attı. Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın oğulları Kuzey'in eski bakıcısı Naz'a ulaştı. Benim adım Naz. Ben Feyza Aktan ve Özcan Deniz'in çocuğunun bakıcısı olarak çalıştım. Kuzey'i doğduğundan beri ben baktım. Feyza Aktan'ın elinden zor kurtulduğunu iddia eden bakıcı iddialarıyla dehşete düşürdü. Annesi bizi çok yalnız evde bırakıyordu. Kendisi gezmelere, saunaya, spor salonuna, Nişantaşı ve parklara çok gidiyordu. Feyza Aktan'ın Kuzey ile ilgilenmediğini ileri sürdü. Biz evde çok aç kalıyorduk, yani Kuzey ikimiz. Sürekli komşuya gönderiyordu, arkadaşlarını gönderiyordu. Öylesen ben seni işten atarım, Özcan Bey'e söyleme diye bana çok söylüyordu. Sakın diye, yani çok bana tehditler ediyordu böyle. Sürekli bizi evde yalnız bırakıyordu, aç bırakıyordu. Arayıp sormuyordu. Ne yapıyorsunuz? Aç mısınız, tok musunuz? Dışarıda komşulara gönderiyordu. Orada çorba yapmış. Çorbasını içersiniz. Kuzeye de verirsin. Karnı doyurursun diye. Ben bir iki saatte falan gelirim diye çıkıp gidiyordu. Akşam 12, 1, bazen 3 gibi geliyordu. Kuzey benimle yatıyordu, uyuyordu yani. Kuzey sürekli 24 saat benimleydi, ilgisi yoktu, böyle anne sevgisi yoktu, hiç ilgilenmiyor. Benim en büyük hatam bu, evlendim
ve çocuk yapmam diyor. Hep kendisini böyle suçluyordu. Aktan'dan dayak yediğini iddia etti. Fiziksel şiddet gösterdi bana. Sonradan değişti ve bana fiziksel şiddet göstermeye başladı. Böyle bağırıp çağırıyordu. Böyle biraz ben öyle yapma, ben ne yaptım diye söyleyince bana ben onun karısıyım, eski karısıyım, benimle böyle konuşamazsın diye beni azarlamaya başladı. İddialarına devam eden bakıcı Feyza Aktan'ın eğlenceye gitmek için Kuzey ile kendisini evden attığını söyleyerek ağızları açık bıraktı. İlgi yok, sevgi yok, hep böyle küfür ediyor, böyle hakaret ediyor. Kendi ailesiyle böyle kavga ediyor. Ben Kuzey şahit oluyorduk orada, hep böyle her gün kış bahçesinden çıkmıyordu. Bizi dışarılarda hep gönderiyordu, yani Kuzey'i ve beni. Orada biz sizin güzel günümüz olmuyordu çünkü. Sadece bizi dışarılara atıyordu kendi eylemi için. Kuzey'in Özcan Deniz'e dede dediğini de ekleyen bakıcı, bunun Feyza Aktan tarafından kasıtlı olarak yapıldığını söyledi. Babasına dede dedirip kaydetmiş telefonla. Babası arayınca bak deden arıyor diye, Kuzey'de bir gün yeni başlamıştı konuşmayı. Dede diye çok konuşuyordu. Bir gün hocam bir geldi bize eve, biraz gezdirdik bunu Kuzey'i. Sonra dede diye, dedeme gidiyoruz diye şey yaptı. Ne dedesi diye şaşırdı. Ben de bir şey demedim, sustum yani. Ne diyebilirim ki yani, aklı fıklı varsa öyle bir şey diyer mi yani, kendi çocuğunun babası. Of, neler oldu evet, ya. Evet, feci olaylar evet, var. Yani şimdi burada çok büyük bir aldatmaca var. Bakın, her zaman bir kadının arkasında dururum. Hele anneyse, hele ayrılmışsa falan. Bunu çok herkes tarafından bilindik bir şey. Bu sefer bu gerçekleri bildiğim için, sizlere başka bir şey yansıtıldığını da bildiğim için, hatırlıyor musunuz ilk bu Feyza Aktan'ın ilk açıklamasını, böyle selfie gibi çekmişti tek başına kendisine. Evet, evde. Orada, oğlum için susuyorum demişti. Oğlum için susuyorum falan demişti. Bu bunları konuşabilecek bir kadın değil. Bu öğretiliyor. Bunlar şöyle anlatayım size. Bunlar üç kız, Antalya'da bir evde yaşayan, son derece mütevazi hayatları olan. Evet. Mütevazi derken hani paraları pulları falan yok. Yani o bir yere giderken de otobüsle gidip bir yer, kızlar. Sonra bu kız oyuncu olmak istiyor. Bir tane bunu yöneten abla var. Şu. Gerçek ablası mı? Evet, gerçek ablası. Diyor ki, Özcan Deniz de oyuncu arıyorum falan filan bir şey demiş dizisiyle alakalı o zaman. Özcan Deniz'e yaz diyor. Tanışalım diyor Özcan Deniz'le diyor. Ve Özcan'a Instagram'dan yazık her gün mesaj atmaya başlıyor Feyza. Tanımıyor Özcan. En nihayetinde bir şekilde ikna ediyor Özcan'ı. Bayağı ikna ediyor. Ve yani sonuçta star da olsa yani fark etmiyor. Bize ulaşmak çok kolay. Bizim şuramıza girmek 2 dakikalık işiniz yani. Ve Özcan'la tanışıyor. Oyuncu olmak için zaten buraya ama geliyor. Yani hiç yani şey hani öyle bir şeyler. Aşk yok. Oyuncu olmak için geliyor. Sonrasında da artık işte hani neler yaşanıyor falan. Sonraki ilişki esnasında da. Biliyorsun evlenmeden hamile kaldı kız. Hemen nikahını yaptı Özcan. Her türlü şeyini yaptı. Aile sahiplendi kıza. Güzel. Almışlar. Hep böyle bir tayt giyiyordu. Gazetelerde dalga kırmızı geçiyordu. Kırmızı bir üst, siyah bir tayt. Ondan sonra demiş ki Özcan, gidin lütfen. Şimdi kilo aldığı için her şey giyilmiyor ya, kilo aldığımız zaman falan. Hı. Normal. Gidiyor İstanbul'daki hani bu taytı için. Onlar da demişler ki hani ailecek, annesi falan hep beraber almışlar kızı, üstünü başını bilmem ne falan. Ve nasıl kötü davranıyormuş aileye biliyor musun? Mesela müzik çalıyorlar, şarkı dinliyorlar hani mesela diyelim hani bir yerden bir yere giderken falan. Ben şu anda bu şarkıları dinleyemem deyip kapattırıyormuş. Hep ters cevap. Aileye çok kötü davranıyormuş yani gerçekten. Tabii aileyi dışlamak istiyor ki istemiyor. Yalnız Özcan sadece sonra kendisine mesela, kalsın. Peki dedim ki bu kızın derdi ne olabilir? Çünkü mantık. Kocası Özcan Deniz. Yakışıklı bir adam. Her şeyi önüne seren bir adam. Neden? Korkunç kıskançmış. Yani arkadaşlarının karısını bile kıskanıyormuş eve gelen. Olay çıkartıyormuş. Mesela Özcan diziler falan yazdığı için hikayeler, film seyretmek istiyormuş mesela. 10. dakikada kalkıp bu rezil şeyi mi seyredeceğiz diyormuş. Yani devamlı bir uyumsuzluk ve devamlı bir hani şey evin içerisinde. Maalesef. Her neyse, uzun lafın kısası bu süreç böyle başlamış. Ondan sonra bunlar ayrıldıktan sonra yine de Özcan
seviyormuş da kızı yani. Sevdiğine seviyormuş. İnanıyorum çünkü geri döndü. Ha. Yani. Ondan sonra biliyorsunuz kız o zaman bana şiddet gösterdi falan filan dedi. Şiddet gösterdi peki o zaman niye Özcan Deniz geri döndüğünde döndün bir de film çektin onunla beraber diye de sormak isterim. Sonra barıştılar. Fakat sonra son derece ağzı bozuk. Ailesine, annesine, herkese küfür ediyor. Bakın bu ses kayıtlarında bir şeyin çocuğu diyor. O nokta Ç diyor. Sen diyor geleceksin. Benden özür dileyeceksin. O çocuğu da öyle göreceksin diyor. Halbuki Hürriyet röportajında ne diyor? Ben babasından daha güzel vakit geçirsin diye. Her zaman orada başka bir şey oynatıyorlar onu. Orada vakur bir anne oynuyor. O kız değil. Bunları yapan kadın bu değil. Özcan'ın evine defalarca basıyor. Kıza şiddet uyguluyor. Kız da yazık o kız saf iyi bir kız ve çocuğu çok seviyor Kuzey'i. Ve bu görüntüleri çocuğa acıdığı için çekiyor ki bu görüntülerin sonunda biraz şu anda reklama gidiyoruz. Başka şeyler de açıklayacağım. Evet. O zaman çok daha net anlayacağız. Yani algı bölmeden reklamdan sonra anlayacağız. Peki, reklamlardan sonra. Şimdi detaylar ses kayıtlarında gizli diyebiliriz aslında. Birazdan söylemezsem olmaz izleyicilerini durdurup detay detay vereceğiz. Değil mi? İnanamayacağınız evet. Ses kayıtları var. Bir telefon konuşması İnanılmaz var. Evet. Argolar var. Şimdi bu ses kayıtlarını orada çalışan kız mecburen kaydediyor. Çünkü mesela kız diyor ki işte bizi evden dışarıya gönderiyor. Komşulara gönderiyor. Allah diyorum niye komşuya insan çocuğunu gönderiyor? İnsan bir hizmetliye inanıp inanamayacağı konusunda bir tereddüte düşüyor. Yani gerçekten yani çocuğunu devamlı niye komşuya gönderirsin? Evden uzaklaştırırsın veyahut da ikisini devamlı neden site içerisinde gezmesini hele söylersin. Hele böyle bir pandemi zamanında yani acaba dedim hani komşuya git göndermek. Tabii kız da kendisine inanılıp inanılmayacağını düşündüğü için. Doğru. Evdeki doğru dadı düşünmüş. Ve Kuzey'e de çok düşkün olduğu için bunu ispatlayabilmek için kadının kız kardeşiyle konuşmasını çekmiş. Doğru yapmış. Bu çocuğun sağlığı ve çocuğu aslında kurtarabilmek için diyor kız. Çünkü diyor inandıramazdım sonuçta yalan söylüyor diyecekti diyor ki yalan söyledi diyor. Hayır dün bir story paylaştı. Diyor ki neden diyor bu hizmetle diyor magazin programlarına koşacağına diyor. Evet. Beni şikayet etmiyor diyor. Çünkü sen kaçak işçi çalıştırdın o süreçte. Kızın oturumunu almadın, başvurmadın. O da eğer seni şikayet etseydi o da memleketten dışarıya atılacaktı o korkuyla. Seni şikayet etmedi. Bunu o kendi de biliyor zaten. Sen de zaten bunu çok iyi biliyorsun. Şimdi bakın şu ses kayıtlarına gelelim. Durdurup size ne olduğunu anlatacağım. Hadi başlayalım. Alo. Tamam konuştuk şimdi Nazlı. Hallettik şey daireye girdi. Sakinleştirdik şimdi. Konuştuk şey daireye girdi. İkimizi de Nazlı ile sakinleştirdi dedi. Hizmetli kadının adına Nazlı diyor bunlar. Nazlı ile ikisi gene kavga etmişler. Bizi diyor sakinleştirdi diyor. Ablam araya girdi de diyor. Devam edelim. Burada da diyor ki o küfür bu. O nokta noktaya asla. Evet yani şey, sonu çocuğu olan bir küfür var ya. O asla diyor vermeyeceğim ona diyor. Hani diyordu ki Hürriyet röportajında devamlı ben onlara. Çocuğu yok galiba orada. O kadına mı diyor? Kadına ona? Diyor. O nokta noktaya diyor. Ha. Şeye diyor işte aslında. Ne diyor bir bakalım. Evet evet. Ver. Yani kadına peki, diyor. Peki verelim. Ne diyor orada? Devam et. Matkan vermeyeceğim. Kimseye yansıtmayacağım onları. Mazarı ayıklıyorlar bize. Şimdi yanındaki kadınla devamlı kavga ediyor ve ona şiddet uyguluyor ve bu halde ya. Kardeşi kız kardeşi de bunları barıştırıyor. Bu arkadaşına da bunu anlatıyor bu arada telefonda. Ben diyor o diyor çocuklarına diyor o diyor açığı vermeyeceğim. Yani o şeyi vermeyeceğim diyor. Hayır. Ha onlar diyor koyayım diyor. Küfürler bunlar söyleyemiyorum söylenemez de yani. Kendisi çok vakur ve çok nezaketli. Halbuki çok ya. Kibar bir kız değil miydi? Ondan sonra, 2 gün önce çok bak, güzel. O konuşmalar hepsi ona ablasına öğretiliyor. İlk açıklamasında da zaten kağıttan okuyordu farkındaysanız. Devam edelim. Şeyden sen misin? Bir şey söylemedi. Kuzey de şey yaptı. Aslında aynen. Aynen öyle. Kızı şey çocuğu göstermeyecek babaya. Asla göstermeyeceğim. Allah Allah halbuki ne haklı. Röportajda ne söylüyor hepinize? Diyor ki babasınınla vakit geçirebilir, onu yapabilir, bunu yapabilir.
buradan öyle diyor, asla göstermeyeceğim. Aynen diyor. Bu sayede diyor, o diyor çocuğu da diyor. Çocuğu da diyor. O nokta nokta çocuğu o diyor. O nokta nokta çocuğu da diyor. Arayıp özür dilettirene kadar ben o çocuğu ona göstermeyeceğim. Aa, hırsa bak. Tamam, devam edin. Devam edin. Arayıp özür dilettirene kadar bir çocuğu göndermeyeceğim. Onlara bir akıl parası olsun. Akılları başlarına gelsin diye. Benim amacım ne? Yaptıkları hatanın bedelini ödetmek, değil mi? Ben tatlı tatlı halletmeyeceğim. Neyle tatlı tatlı çözeceğim? Allah Allah. Bu arada bütün bunları hep çocuğun yanında konuşuyor. Yani çocuğun da zaten kuzeyin orada anne söylemlerini duyuyorsunuz. Biraz sonra kuzeyden sıkılacak ve çocuğu komşuya götürülmesini söyleyecek. Orası da geliyor. Diyor, niye tatlı tatlı çözeceğim mi diyor. Tabii ne ki diyor? Tatlı tatlı çözmeyeceğim ben bu işi diyor. Çektirteceğim onlara diyor. Çünkü aslında zaten Özcan ailesine de düşman. Yani hatta etnik kimlikleriyle ilgili aşağılıyor. Tabii. Bir sürü şeyler yapıyor. Demişim. Onlara da hakaretleri var. Yani devamlı küfür ediyor. Aslında hizmetlinin bütün söylediklerinin doğru olduğu bu ses kayıtlarından ortaya çıkıyor. Örtüşüyor. Hatırlıyor musunuz? Hizmetli bir şey daha söyledi dün. Dedi ki devamlı dedi bizi komşulara gönderiyor. Orada bize yemekler yedirtiyor. Devamlı evden dışarıya göndertmiyor. Başından atmaya çalışıyor kuzeyi. Ben de çok üzülüyorum diyor. Şimdi kıza dönüp diyecek ki al diyecek şeyi kuzeyi işte yaldaki komşunun ismi neyse artık onlara götür diyecek. Var mı? Ve daha da komik bir şey söyleyeceğim. Şimdi komşuya arayacak ve komşuya diyecek ki ya kuzey sizinkinin ismini sayıklıyor size gönderiyorum çocuğu diyecek. Ve çocuğu kuzeyi onlara gönderecek. Ses kaydını alalım. Anne. Naz. Nade Bey'i arayayım da iki dakika kanuna gidip ben şu evi bir halledeyim şuraları. Dur bir arayayım Ege dur arıyorum. Anne bebeğim anne. Dur dur kanuna gitmek istiyor musun? Anne. Uykuyla geldi. Canım ne yapıyorsun? İyiyim ben de evde misin? Bekle. Bak. Aa yok yok daha gitmedim. Arayayım gitmesinden sonra gideceğim. Kaan ne yapıyor? Kuzey kan deyip duruyor. Bir yarım saat yollayayım mı sana? Evi her yeri birbirine kattı. Kattı bir de yalan çocuk söylüyor. Çocuk istemiyor ki gitmeye. Halbuki çocuk gitmek istiyor. Anne, istemiyor. Anne hayır istemiyorum. Uykum var evinden diyor. Gitmek istemiyor çocuk. Uykum var diyor. Anne diyor. Ay. Ama bu da diyor ki komşusuna göndermek için. Kaan diyor, şey diyor. Kaan diye diyor sayıkladı. Evi birbirine kattı diyor. Peki niye göndermek istiyor? O kadar istiyor? Yalancı ki. Yoksa ben tabii ki bir kadının arkasında duralım. Ama bunu durulacak gibi değil. Bu bir o nokta çocuğu diyor kocasına. Annesine diyor. Kadınlara ben o diyor, diyor. Ben diyor onu süründürteceğim diyor ben diyor. Bunu kolaylıkla mı halledeceğim diyor. Bu kadın. Röportajı yapan değil. Röportajda ona öğretilenleri o vakur o değil o. Ben bunu biliyorum. Bildiğim için de hani siz belki baştan ben bunları yayınlamadığım zaman bana kızıyorsunuz ama hayır öyle değil işte gerçek bu. Öyle olunca sanki Özcan Deniz'i tutuyorsun zaten. Ya niye tutayım ben Özcan hayır, Deniz'i? Hayır işte tabela. Ben Özcan Deniz'i tabela. Niye tutayım? Ben orada Kuzey gitmek istemiyorum uykum var diyen Kuzey zorla komşusuna gönderiliyor. Tabii ki ben bu kadının arkasında aynen. Duramam. Yazık günah o çocuğa. O çocuk gece görüntüleri verir misiniz? Garajdaki görüntüleri mi? Evet hangisi? Baban garajda diyor. Buradaki şey ne? Gerçeklik. Çocuk sonra arıyor babasını bulamıyor. Diyor ki bağır baba diye diyor. Bağır diyor. Daha hızlı bağır diyor. Ama bunun bir nedeni var. Niye? Çünkü Özcan duysun diye yapıyor. Çünkü ailesi duysun diye yakın yapıyor. Yakın oturuyor. Çünkü Özcan kötü olup da hissedip dönsün diye yapıyor. Anlatabiliyor. Gelsin onun ayaklarına kapansın diye yapıyor. Ve çocuğu minnacık çocuğu gecenin o saatinde buna alet ediyor. Bağır diyor bak bağır verelim. Diyor çocuğuna. Anne. 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 An
Yüksek sesle. Çocuğu bağırttırıyor. Gecenin bir saatinde çocuğu bağırttırıyor. Baba diye biraz daha bağır diyor. Sana bir şey soracağım ya. İlaç kullanıyor mu kızı? Kullanıyormuş. Onu yani bu akli dengesi... Ya normal değil diyorum normal size. Normal değil yani böyle. Bu normal bir davranış mı çocuklar? Çünkü baba orada yok değil mi? Zaten hayır baba yok. Orada yok. Niye bağırtıyorsun bir daha bağır. Ha. Baban orada diyor. Orada bir yerde bağır diyor yani. Aa. Bağır diyor. Bağırsın ki korkunç duysun diye. Korkunç bir şey bu ya. Yani bu çocuk daha kaç yaşında çocuklar? Bunlar normal mi? Ay bir şey söyleyeceğim. Gerçekten sen şimdi çıkıyorsun diziler... story atıyorsun da yok kurgu yapılıyorsunuz. Bunları biz mi kurguladık canım benim? Kurgu yok. Bu sensin. Sen bunu kabul et. Ya git bir psikoloğa tedavi ol. Bağlanmak git. İstiyorsan bağlanabilirsin. Bak gerçekten söylüyorum normal değil bunlar. Yemin ediyorum çocuk için ya iki gündür ya uykum kaçtı ya sinirim bozuldu ben tabii size bunları göstermeden ben gördüğüm için canım sıkıldı yani çocuğa. Çok haklısın şimdi tabii ekibimizin de bir fikri var bu tam anlamıyla Özcan'ın kulağına gitsin duysun. Ve çocuğu böyle evet. Psikolojik bir baskıyla evet. Çocuğa geri dön. Evet yani şimdi şöyle bir şey var ayda 15 bin lira nafaka alıyorsun. İki tane kredi kart ödeniyor aile de zaten senin evinde oturuyor. Bütün aileye zaten bakılıyor. Bu çocuk yıllardır kazandığı parayla almış olduğu villada seni oturtuyor. Ne yapsın? Ne yaptı bu kadar bunlar belki sana bu mahsus, kadar? Bu arada belki de mahsus bağırttırıyor. Komşuları duysun diye. Bak işte çok seviyor ama gelmiyor Özcan. Baba baba diye yani çocuğun mahvoluyor. Yani komşular değil. Bu tamamen bence Özcan'a yönelik bir şey ama bu da olabilir, Özcan bu da zaten olabilir. Barışmış. Gitmiş film çekmek, oyuncu olmak istiyor diye film de çekti seninle. Her şey bu düşmanlık ne demek? O nokta çocuğu ne demek? O nokta çocuğu annesine küfür etmen demek zaten. Peki bir şey diyeceğim ya para hiç almıyorum diyor halbuki. Hayır canım yalan hepsi hayatım ya hepsi orada kendi kredi. Bu kız normalde ayağını işte terlikleriyle otobüse binen gayet normal bir hayatı olan bir kızdı. Marka çantalar kullanıyor şu anda. Villada oturuyor. Ya kredi şey kartları ödeniyor. Her şey kullanabilir. Hayır, bunda tabii bir problem ki, yok tabii. Burada, ama başka bir şey da, demek istiyor. Kullanıp da evet. Bunlara sahip olup da yok hayır ben i̇şte hiçbir ben şey almıyorum evet. Dediği zaman yalan. Artı onları da bir tarafa bırak. O çocuğu buraya gelecek diyor. O nokta nokta çocuğu diyor buraya gelecek. Ben böyle gelecek. Kolay barışmam gibi şeyler ben söylüyor. Ben bunları diyor kolay kolay halletmem. Ha. Göstermeyeceğim diyor. Ama bu röportajda ne diyor? Ben ona gönderiyorum. Yani daha da fazlasını gönderiyorum. Sadece yalan söylediğine. Yani bir şekilde ve ben onun gerçekten psikolojisinin normal olmadığını düşünüyorum. Gerçekten. Bu ilaçlar yani, konusunda bir rapor var mı ya da ilaç verildiğine yani dair? Yani sakinleştiriciler böyle... kullanıyormuş evet öyle onu mi? Da öğrendim ben. Ama burada bütün yönlendiren tahmin ediyorum yani aileden birisi. Çünkü geçen ilk konuşmasını hatırlarsanız okuyor zaten. Kendi cümleleri değil bunlar. Kendi şeyleri değil. Bu kız değil bu. Yani orada diyor ki buraya gelecek. Kapıma gelecek. Özür dileyecek. Aslında onlar ikinci barışmada almışlar, hep beraber olmuşlar, bir arada olmuşlar, alışveriş merkezlerine götürmüşler, ne elbiseler, ne her şey yani. Ellerinde tabii karısını seviyormuş da yani. Şimdi ben anlamıyorum ne istediğini de. Ne istediğini, ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Sen mesela kocanı bitirsen size kim bakacak? Hiç. Hiç senin yani. Kocan şu anda sen bunları söyleseydin mi? Biz bunları şimdi sana bu belgede sunmasaydık. Türkiye'de herkes inansaydı ve gerçekten senin bu yalanlarına inansalardı. Özcan'ı da linç yapsalardı. Özcan da 5 kuruşsuz kalsaydı dizisine yaptığın gibi bir etki yapsaydın. Kendi o zaman sana bina... kim bakacak mesela? Niye bu yalanlar? Niye bu entrikalar? Niye bu küfürler? Niye bu yaptığın şeyleri inkarlar? İnsan der ki evet yaptım özür dilerim. Yaşından olabilir mi Seren? Çok sinirlendiği için küfür etti. Hayır bazen kadınlarda öcü almak için erkekten kocadan öcü almak için çocuğunu göstermeme çocuğunu kullanma şeyi vardır. Bu bunu yapıyor şimdi uyguluyor şu ana yani. Kadar. Evet. Ama tam tersini göstermek istedi. Ama tabii bu belgelerin çıkacağını düşünemedi. Şimdi yani. Burada yüksek sesle çocuğu karanlığa baba diye bağırtmak. Evet. Bu akıl tut. Bu başka bir şey. Dedim, ilaç şimdi burada diye. Şimdi burada normal değil çocuğu mi? Ne kadar bak o Medea şey dedi ya sendromu. Yani evet. Çocuğu kötüye kullan boşanma sırasında evet. Annenin çocuğu kullanması sendromu var dedi onda dedi. Şimdi sen çok onu, iyi anlayabilirsin burada şu anda. Burada şu anda belki. Anladım. Evet. Çocuğun bağırtıyorsun.
Bir de daha da bağır diyorsun. Bak karanlığa. O çocuğun psikolojisini konuşalım. Tabii. Tabii. Biraz daha bağır diyor bir de. Evet. Çocuğa. Diken diken yani oldu. Çocuk kendine bağırmıyor. Çocuğun camı durup dururken açıyor. Gecenin bir saatinde bir anne de kapının camını açacak. Oraya yani şeye apartman kapısına. Mutlaka atacak. Bir maksat var. Orada ancak anneciğim seni ilk önce bunları söylettiriyor. Ondan sonra baba diye bağır diyor. Baba diye bağırtırıyor. Biraz daha fazla bağır diyor. Bak. Yani bu normal mi? Bir anne çocuğuna bunları yaptırtır mı? Ben size soruyorum. Bu çocuk evde yangın geçirdi. Yok ya bu normal bir şey yani, olabilir mi? Yani evde yangın geçirdi. Evdeki çalışan kadın diyor ki her gün bizi dışarıya gönderiyor diyor. Yalan dedi. Komşuyu aramış. Bak siz de duyuyorsunuz şu an. Komşusunu arıyor diyor ki gelsin diyor size diyor. Kuzey diyor her gün diyor sizin çocuğunuzun adını neyse sayıkladı Kerem Kerem dedi diyor. Halbuki çocuk da oradan uykum var gitmek istemiyorum diyor. Küçücük çocuk evinde kalmak istiyor. Uykum var diyor. Sen hala çocuğu göndermeye çalışıyorsun. Demek ki hizmetçinin bütün söyledikleri doğru. Yani bu anormal bir durum. Tabii ki küpeni, ben de olsam. Küpeni bu tarafa çıkartır mısın? Çok çıkarayım mikrofonla hayatım, çarpıyormuş çıkartayım. Ve söylüyorlar. Yani demek ki olay ne? Sen psikolojik olarak acilen yardım almak zorundasın. %100. Bunlar da normal değil. Sen milyonların önüne çıkıp da ben onu babasının da onunla daha iyi vakit geçirmek istiyorum ama o bana bunu kullanıyorum deyip de telefonda arkadaşına ben onu göstermeyeceğim. O nokta çocuğu önüme gelecek, özür dileyecek, öyle kolay halletmeyeceğim diyorsun. Sen busun. Ve bizi değiştiren de sensin. Ve ben senin sana bir şey söyleyeyim mi? Sana çok komik bir şey söyleyeyim. Yemin ediyorum hayatımda en sevdiğim varlık Noy Noy. Köpeğim onun üzerine yemin ediyorum sana. Ben bütün bunları bildiğim halde seni konuşmana inandım biliyor musun? Sen çok önemli bir oyuncu olacaksın. Acayip bak evet ben. Evet ya ben de inandım. Gerçi ya. Son Özcan'la yaptığın şeyde rezilsin. Çok kötü bir oyunculuk ama yemin ediyorum şunda Oscar'a aday olursun. Ben bunlar elimde bile baktım inandım bir sana. Evet. Ne büyük bir ben de geldim ya ertesi gün dedim ya yok ya. Ondan sonra da bizim program kurgu değil. Böyle kurgu dersen buna yayınlamayacaktık. Tabii bu böyle bol bol çıkacak şeyler. Yani ben hayatımda hiç kimsenin çünkü hiç hele bir kadının hep arkasındayım. Bir annenin. Yani Özcan değil isterse yani Kevin Costner gelse ya tersle düz yaparım yani. Seren bir kere ama senin olayın, oyunun buraya kadar. Bir kere mahkeme sürecinde olayın seyrini değiştirecek enteresan şeyler oldu. Şimdi kartlar bir daha karılacak. Evet. Şimdi oyun bir daha başlayacak. Tabii. Bakalım bu saatten sonra inanılmaz. Bakalım bu saatten akıl sonra hangi pedagog değiştir? Hangi hakim, hangi yargıç ne karar verecek? Tabii ki. Şimdi bu konuyu bugünlük burada her şey noktalamak. Kuzey için hayırlısıyla olsun. Keşke ve sağlıklı bir ortamda büyüsün. Keşke olmasaydı. Keşke. Ah canım benim baba diye bağırıyor çocuk ya. Olmasın diye ilk başlarda biliyorsun. Ha bir de diyor ki çocuk yazık babam nerede diyor. Hani bağırtırıyorsun beni diyor ama nerede babam burada diyor yani. Burada diyor yani. Burada mı diyor? Ya çok sinir bozucu şeyler. Bugünlük kapatmak durumundayız. Konuğumuz var çünkü. Yarın için bir konuğumuz var. Ondan sonrasıyla Ayşe evet, Han'ı alıyoruz. Yarınki konuğumuza inanamayacaksınız. Evet buyurun.